Evet, yol uzun, zaman kısa demiştik. Sonra Nisan ayının ortalarında atına bindi, yönünü güneye doğru çevirdi. Karşısında Çukurova'nın ortasında dimdik yükselen Anavarza Kalesi'ne geldi. Anavarza Kalesi, insanoğlunun tanık olduğu hem savunma amaçlı, ekonomik, ticari, kültürel, tarım amaçlı görkemli bir antik kentti. Uzaktan baktığımda o yükseliveren tepeyle birlikte onun eteğindeki antik kentin bir zamanlar ne kadar önemli olduğunu hayal etti. Tepenin üzerine çıktı, elindeki fotoğraf makinesiyle Anavarza kentinin o kuzey tarafındaki blok dağ kısmının fotoğrafını aldı. Sol tarafta aşağıdaki o düz alanın etrafı surlarla çevrilmişti. Evet, Anavarza'ya hayran kaldı, bu şekilde fotoğrafını aldı Anavarza'nın. Sonra değerli seyirciler, aşağı doğru indi, kafasını çevirdiği her yerde heykeller vardı. Stadyum, tiyatro, sur duvarları, zafer kapısı, resim olan taşlar, kiliseler, pek çok şey vardı. Evet, burası tarihle iç içe olan Çukurova'nın orta yerinde ama Batı dünyasının Kilikya diye bildiği bu yerde Anavarza bu halde görülüyordu 1905 yılında. Evet, fotoğrafını aldı Anavarza Kalesi'nin. Uzağa gitti ve baktı. Uzaktan baktığında Anabarza bir bütün halde o kadar güzeldi ki, su kemerleriyle, kale duvarlarıyla, o dimdik yükselen blok kaya parçası olan tepesiyle, evet Anabarza'yı böyle gördü. Etrafına dikkatle baktığında her yerde otlar fışkırıyordu, çiçekler açmıştı. Evet, bol yağmur yağmıştı Çukurova'ya. Bir zamanlar bu antik kente Toros Dağları'ndan iki yerden kanallarla su geliyordu. Ama tabii o bir zaman dediğiniz olay 1000 yıl önce, 1500 sene önceki Anabarza'nın o günkü hayatını canlandırıyor idi. Ama kendisi Anabarza'ya geldiğinde yıl 1905 idi ve Anabarza harabe bir haldeydi. Tarihin sayfalarına baktığımızda 1269 yılında şiddetli bir deprem olmuş, Anabarza kenti çökmüş, çok sayıda insan ölmüş ve buradaki son Ermeni prens veya kralı Anabarza'yı terk ederek Kozan'a gitmişti. 1269'dan 1905'e gelinceye kadar yaklaşık 600 küsür senelik uzunca bir zaman diliminde evet Anabarza bir ören yeriydi, harabe bir kentti ama Anabarza bu haldeydi. O fotoğrafı çektiğinde çok güzel duygularla baktı Anabarza'ya. Evet, Anabarza ayakta kalma savaşından tarihi bir kent. Tabii biraz daha uzaklaştı, yine Anabarza'ya baktı, bu fotoğrafı çekti. Anabarza'nın farklı bir görüntüsü. Adımlarını attığında Anabarza'ya su getiren kemeri merak etti. Evet, ayakları üzerinde su kemeri hala bütün görkemiyle efendim Anabarza bütünleşmiş bir haldeydi. Kim bilir bu su kemerinin yapımını hangi mimar üstlenmişti? Sular nereden gelmişti? Evet, ayakta kalabilen su kemerinin en son halini ve Anabarza kentinin bu şekilde fotoğrafını aldı. Kentin kuzey tarafındaki o kenti çevreleyen sur bölgesine geldi. Hendekler, sur duvarları, yanı başındaki hamamlar, evet oradaki yapıları böylece gördü. Kentin kuzeyindeki sur duvarlarının görüntüsünü bu şekilde fotoğrafa aldı. Güney tarafına geldi. Evet, o kaya blok, tepe bir peynir gibi kesilmiş aşağı doğru ve onun zemin kısmında uzayıp giden bir düz alan var. Tabii gördüğü anda burası çalılar ve dikenler vardı ama kayalara dikkatle baktığında kayaların eteğinde böyle sıra sıra insanların oturma yerinin olduğu farkına vardı. Evet, burası Romalılar zamanında Anavarza'daki stadyum, yani gladyatör dövüşlerinin olduğu, at arabalarının efendim yarış yaptığı, her türlü sporun yapıldığı yerdi. Evet, Anavarza'daki stadyumun görüntüsü. Nice olimpiyatlara sahne olmuştu. O zamanda kalan antik paralarda efendim, pek çok sporun burada icra ediliyordu. Anavarza'daki stadyum binasının olduğu yeri bu şekilde fotoğrafa aldı. Kaleye doğru tırmandı, baktı. Kale tepenin üzerinde surların çevrildiği bir alanda en iyi korunan yerdi. Başını çevirip kuzeye doğru baktığında karşısında belki Anavarza kentini koruyan kralın veya hükümdarın veya valinin şehir kuşatıldığında en son yakalandığı yerin burası olacağını düşündü. Çünkü o karşıda gördüğü yer
savunması en iyi yapılabilen en uç noktaydı. Evet, burası Anavasa Kalesi'nin kuzey tarafındaki muhtemelen kentin kralının saklandığı, saray diye kullandığı evet mekan olan yerdi. Aşağı doğru baktığında belki güneş batmamıştı ama o bir zamanlar yüz binlerce insanın bir arada yaşadığı villaların, bahçelerin, dokuma tezgahlarının, hurma bahçelerinin, tüm Kilikya'nın ekonomisinin, ticaretinin, kalbinin attığı tarihi kent burasıydı. Anavarza kale üzerinden güney tarafı bu şekilde görünüyordu. Evet, kenti çevreleyen sur duvarları, giriş kapıları, uzayıp giden verimli Çukurova, Avrupalıların dilinde Kilikya bu şekildeydi 1905 yılında. Evet, bolluk ve bereket yer olan efendim bu coğrafya o geldiğinde insanlar ve hayvanlar, kuşlar, böcekler yaşamak için savaş veriyorlardı. Evet, Anavarza Kalesi'nden kendin güney tarafı böyle. Sonra batı yönündeki giriş kapısının olduğu yere yaklaştı. Sur duvarları ayaktaydı. Giriş kapısının olduğu yerdeki taşlar da üstüne konmuştu. Çalılar ve dikenler vardı. Baktı, o sur duvarlarının giriş kapısının görüntüsünü bu şekilde fotoğrafa aldı. Biraz daha yaklaştı. O sur duvarları üzerinde hemen malzeme olarak da kullanılan yaprak şekilli, çok güzel, süslü olan taşları gördü. Fotoğrafı yakından aldı. Bir zamanlar Anavarza kentindeki tapınakları, sur duvarlarını, giriş kapısı yapan ustaların, mimarların ne kadar ince bir zevke sahip olduğunu farkına vardı. Evet, sur duvarındaki yaprak süslü efendim taşlar. Sonra gözünü çevirdiğinde o taşlara dikkatle baktı. Evet, burada sur duvarını yapan ustanın bir vazo içerisinde dallarını, çiçekleri açmış efendim bir bitkinin motifinin buraya işlendiğini gördüm. Derzeciler o fotoğrafı çektiğinde kim bilir diyordu ki bu çiçekleri koklayabilir miyim veya görebilir miyim? Evet, canlı bir çiçek yoktu ama sur duvarını yapan usta o güzel çiçekli bitkiyi bu şekilde şekil olarak da duvara yansıtmıştı. Bugün giderseniz fotoğrafın çekildiği bu yerde bu çiçek şekilli taşlar görebileceksiniz. Çünkü belki de yerde yoktur. Aradan epey zaman geçmiştir. Evet, Anavarza Kalesi'nin sur duvarındaki çiçek motifleri bu şekilde yansıyor. Daha yakından görüyoruz. Evet, vazo şekilli ama içinde yükselen bir bitkinin, güzel bir süs bitkisinin kendisi. Evet, kalenin duvarına bu şekilde görüntüye yansımış. Değerli seyirciler, bir başka yere baktığında o kale duvarını yapan ustanın bu sefer bir vazo şeklini oraya resmettiğini gördü. Her eser bırakan bir şekil bırakmış ve oraya yazılı taşlar bırakmış. Ve demiş ki tarih bunun tanığıdır, yazılar da bunun delidir. Bu yazılı taşların hemen hemen hepsi o şekilde olan taşlar bugün orada yerinde yok. Muhtemelen oradan götürülmüştür. Evet, Anavarza Kalesi'ndeki sur duvarında bulunan efendim, şekiller bu yansımış. Sonra bir tapınağın önüne vardı. O boşluk kısmının iç tarafında Grekçe ve eski Latince yazılar var. O binayı yaptıran veya o tapınağı yaptıran, inancı gereği bir şiiri, bir dua metnini bu şekilde kayaya yazdıran insanların hatırasıdır bu. Evet, bir kaya üzerindeki yazılar görüyorsunuz şu anda. Sonra tabii yine geldi o sur duvarlar üzerindeki vazo şeklindeki şeklin fotoğrafını aldı. Evet, 1905 yılında Anavarza hala sapasağlam ayaktaydı. Yürüdü o yüz binlerce insanın yaşadığı o tarihi kentin orta mekanlarına. Adım attığı her yerde sütun başlarını, yaprak şekilli efendim taşları, sütunları ve muhtelif şekilleri gördü. Burası tarihin kaynadığı ama adım attığı her yerde tarihin fışkırdığı bir yerdi. İnsanoğlu bu tarihi kentin sırlarını çözmek değil, o şekilde bırakmayı tercih etmişti. Evet, yürürken yanı başında bir kilise arabesini gördü. Ayakta kalabilen son parçası buydu. Yıl 1905, evet, Osmanlı yüzyıllarca o tarihi kentin olduğu yerde yerleşime izin vermemişti ama 1865'te Çukurova yeni baştan kurulunca köylüler ev yapmak için taşlar alıp götürmüşler. Geride bunlar kalmıştı. Evet, bir kilisenin ayakta kalabilen bir taş parçasını bu şekilde görüyorsunuz. Yerdeki süslü bir taş blok parçayı görüyorsunuz. Evet, üzerinde yazılar var ve muhtelif şekiller var.
Romalılar zamanında yapılan bir tapınağın, sonra kiliseye çevrilen bir yapının toprak içindeki uzayıp giden bir parçası bu şekilde yansımış fotoğrafa. Evet, nitekim yürürken hemen bir kaya blok üzerinde bir haç simgesini şu an görüyorsunuz. Bizans döneminde orada görkemli bir kilisenin olduğu anlaşılıyor. O tarihi yapıdan ve dini yapıdan kalan parçayı şu an izliyorsunuz. Evet, hemen yanı başında bir başka sütun başlığı üzerindeki bir yaprak şekilli bir sütun başlığı, o da yerde yatıyor. Nevzecer, etrafında böcekler var, kuşlar var. Kaleye doğru gitti, adımını attı, kalenin üzerinde, tepenin en yukarısında ayakta kalabilen bir binayı gördü. Biraz yaklaştı, fotoğrafını bu şekilde aldı. Çatısı, penceresi, giriş kapısı olan bu tarihi yapıyı merak etti. İçine girdi ve baktı ki pencere ve etrafındaki şekillerden bunun bir Ermeni kilisesi olduğunu anladı. Evet, ve yazıları okudu. Üzerindeki yazılar Ermenice yazılmış idi. Yıl 1905, bu şekilde Anavarza Kalesi'nin üzerinde bir Ermeni kilisesi sapasağlam ayaktaydı. Bakın, sonra dışarı çıktı, fotoğraf makinesini aldı, o ana kapının üzerindeki Ermenice yazı bulunan taşların olduğu kemer kısmı ile beraber o bölümü, fotoğrafını aldı. Anavarza Kalesi üzerindeki bir Ermeni kilisesi. Aşağı indi, evet, iki gün kaldı Anavarza'da, çadırda yattı, banyosunu yaptı, yemeğini yedi, kahvesini içti, yorgunluk giderdi. Ancak Nisan ayında havalar sıcak olduğu için sineklerden rahatsızdı. Yardımcılarına hadi gidelim teklifinde bulundu. Atlar hazırlandı ve yürüyerekten Ceyhan Hayri kıyısından, Adana'ya doğru gitmek istiyordu. Evet, hemen